Evet sevgili arkadaşlar, Yoluğun Kuş Evi'ne hoş geldiniz. Evet, beyazlar içinde çok güzel bir haberimiz var size. Bir sürprizle karşılaştık. Aslında bekliyorduk da, üretim halimizde biliyorsunuz arkadaşlar, bundan yaklaşık 8 ay önce falan, böyle 2,5-3 aylık bir yaklaşık 5-6 tane cennet papağanı almıştık. Yavruydular o zamanlar, 2-2,5 aylık civarındaydılar. Onlar uzun süredir, yani 8-9 aydır bakıyoruz onlara. Ve hazır olduklarını gördüm. Yani salmanın içerisine yuvalık taktım. Yuvalığın içine girip çıkıyorlardı. Oradan hatta biliyorsunuz bir takım tespit ettik. Onları aldık eş tutan. Yuva attık. Ayrı kafesi tekledik. Şimdi isterseniz ufaktan üretimhaneye gidelim. Sürprizle karşılaşalım. Bismillah. Selamünaleyküm gençler. Nasılsınız? Evet, salmadaki kuşlarımızın sayısı gitgide artıyor farkındaysanız. Biliyorsunuz daha fazla kuş tutacağız elimize. Yani burada şu şeydekiler hariç aşağı yukarı 200 tane falan kuş kendimize ayırmamız lazım. Ondan dolayı sultan papağanlarımızı yukarı aldık bu arada. Sultan papağanlarımız burada. Ufaktan şöyle kuşlarımızı gösterelim. Biliyorsunuz Japonis aldık arkadaşlar. Birisi şu. Şu köşedeki bakın. Bak, tam şuradaki. Sarının yanındaki. Albino Japonis arkadaşlar. O tek kanat Japonis. Bir de çift kanat. Kırmızı göz, beyaz Japonis'imiz var. O da burada. Daha henüz bunlar yavru arkadaşlar, 1,5 aylık. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Diğeri nerede? Diğeri de yanındaymış zaten. Bakın. Onun pırpırları daha güzel. Yavrularımız da burada. Mama yiyorlar. Afiyet olsun oğlum. Arkadaşlar yeni yeme düşen yavrularınızla 2 aylık olana kadar her gün mama verebilirsiniz. Gelişimleri açısından çok önemli. Buraya arkadaşlar ayırdık. İçine çuval ipi koyduk. İçine çuval ipi koyduk. Şu dişimiz, şu erkeğimiz zaten belli diyor kendini. Evet, şöyle ufaktan görebiliyorsunuz sanırım arkadaşlar. İlk yumurtamızı yapmış dişimiz. Poposu da şiş. Bugün ben fark ettim. Normalde palmiye yaprağını tiftik tiftik edersiniz arkadaşlar. Hatta kurutursunuz, yere koyarsınız. Onlar taşır, yuvanın içini bayağı örer. Yani bayağı kaplar içini. Siz koydukça içine taşır, koydukça içine taşır. Palmiye yaprağı bulamadık. Ya var da belediye belediyenin palmiye yaprakları var. Belki onlardan alırız ama çuval ipi de iş görüyor arkadaşlar. Cennet papağanlarından size biraz bahsedeyim. Çok bahsetmedim öncesinde. Şöyle bir açalım. Arkadaşlar cennet papağanları da cinsiyet tayini biraz zor. Genelde birkaç özellikle işte kuyruk duruşu, ayak duruşu, işte ötüş gibi farklı farklı özellikler vardır ama bu %100 sonuç vermez. Ha, %95 ama doğru sonuç verir. Yani bu işte cinsiyet tayininde tabii ki her şey gibi tecrübe de çok önemli. Cennet papağanı üretici arkadaşlarımız vardır muhakkak bizi takip eden. Ne demek istediğimi onlar anlıyordur zaten. Tecrübe gerçekten çok önemli. Biz geçmiş dönemlerle üretim yaptık, cennet papağanı da ürettik ama öyle aman aman böyle çok üzerine düştüğümüz bir tür değil açıkçası. Bir de cennet papağanlarıyla karıştırılan bir tür var arkadaşlar. Sevda papağanları. İşin şöyle bir durumu var fakat cennet papağanlarıyla sevda papağanlarının kromozom sayısı aynı. Yani bu şu demek oluyor arkadaşlar. Kromozom sayısı aynıysa verimli döl verebiliyor. Yani çiftleşip yavru çıkartabiliyorlar. Fakat çıkan yavru katır oluyor. Yani üreyemiyor. Aynı şey gibi, yani atla eşeğin çiftleşmesi gibi. Çıkan yavru katır oluyor ve üreyemiyor sevgili arkadaşlar. Mesela cennetle sevdaya eğilen belli başlı en belirgin özellik renkten ziyade göz halkası. Eğer şöyle gördüğünüz gibi gözünün çevresinde çok belirgin beyaz bir halka varsa, deri, renkli bir deri varsa
%99.9 cennet papağanıdır. Bu katır türlerde de gözükebiliyor arkadaşlar. İlk yumurtamızı aldık cennet papağanlarımızdan. Bakalım, ilk ağız da boş gelebilir. Çok da problem değil. Birinci ağız, ikinci ağız. Zaten bu sezon için çok bir beklenti içerisinde değilim cennetlerden. Ha! Yavrularsa önümüzdeki sezon için cennet takım sayımızı arttırırız. Bunun yanında mutasyon cennette koyma niyetimiz var, 1-2 takım. Soy hattı iyi olduğunu bildiğiniz üreticiler varsa veya siz varsanız benimle iletişime geçerseniz yavru tedarik etmek isterim açıkçası. Şeylere gelelim. Sultanlar da burada, albino çiftimiz. Arkadaşlar bunlar 2 kuluçka geçirirler. 2 kuluçkada da verim alamadık bunlardan. Yumurta çıkartıyor ama yumurta yapma huyu yok. Yuvalık yönünü değiştirdik. Bu arada salma yaptık. Bir yaklaşık 2-3,5 ay salma da bekledik. Yuvalık yönünü değiştirdik. Gördüğünüz gibi buradaydı. Buraya aldık. Şimdi dişi yuvaya girip çıkıyor ama bir ince de bir tüydeler. O yüzden çok bir beklenti içerisinde değilim. Evet, buraya gelelim. Burada lütino papağanımız var. Bunun eşi de albino arkadaşlar. Sebebi şu. Ben diğer takımdan da hatırlıyorsunuz, DF ile albino bir takım vardı. Onlar 3 ağız kuluçka geçirdiler. 3 ağızda hiç yumurta dolduramadılar. Ben de merak ettim. Bir abimi aradım. Kendilerine örnek gönderdim. Gönderdiğim örneklerde arkadaşlar hep de merak ediyordum. Yani bir yumurtluyordu çift. 7 tane, 8 tane, 9 tane yumurtluyordu. Meğersem arkadaşlar, biliyorsunuz o takımlardan bir tanesi Ankara'dan İbrahim Hocam bana hediye gönderdi. Arkadaşlar İbrahim Hoca da tabi bilmiyor büyük ihtimalle, muhakkak. Kuşların ikisi de dişi. Yani ikisi de dişi. O yüzden ben albino'yu bu erkekle eşledim. Bu erkekte albino taşıyıcılık var. Dişi yuvada şu anda. Çok da rahatsız etmiyorum sultanları. Dişi yuvada, onları da bekliyoruz, bakalım neler yapacaklar. Evet, videomuzun sonuna geldik. Şöyle ufaktan salmamızdan. Oğlum. Bakın şunu. Bakın şu jumbo yavrusunu buraya yeni attım. Çünkü bu aşağı yukarı bir hafta 10 gündür yukarıda bekliyordu zaten. Kuş. Attık. Ama tabii bir adaptasyon süreci olacak muhakkak. Evet, üretim halinden çıkalım. Cüsur niye alıyorsun oğlum? Niye alıyorsun? Yani çoğu üretimhanede bu yoktur arkadaşlar. Yani üretimhaneden çıkıyorsunuz, manzaraya bak. Tamam oğlum, dur oğlum. Hayır. Oğlum bir dur daha. Kurban oldum, bir dur daha. Kurban oldum, bir dur daha oğlum. Oh, oh. Ağzını burnunu yerim senin. Ağzını burnunu yerim. Bak. Üretimhaneden çıkıyoruz. Bembeyaz bir yerin içine. Ne yapıyorsun Cüsur? Dur oğlum, dur. Bir bak mandalinalara bir bakalım ya. Cüsur buraya pislemişsin. Neyse, akşam temizlerim. Bakayım yenilebilir mandalina var mı? Kar da yağdı gerçi ama. Bakayım bir tane. Akşam karda sigaraya katık yaparım. Dalında durunca bozmuyor arkadaşlar. Böyle toplayınca maalesef bizimki annem gitmeden yaklaşık bir ay önce mandalina topladı yersin diye çuval çuval. Mandalina bekledi mi de çok tatlılaşıyor. Çok böyle şerbetleşiyor. Ben de o mandalina hiç yiyemem. Hiç sevmem. Oğlum bir dur ya. Bir dur. Bir dur. Verdim mamanı. Suyunu verdim. O şimdi oynamak istiyor. Getir. Hop. Bak. İn aşağı. Bak. Oğlum yukarı çıkmak yasak. Allah Allah. Hadi şu. Neyse. Benim mal etmeyelim. Aslında köpek eğitimi de böyle oluyor. Bir şeyi seviyor. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Çok da soğuk değil aslında. Karlı bir Rize gününden bütün Türk yurtlarına selam olsun. Görüşmek üzere.